Herkese iyi akşamlar. Hazırsak hocamızın karşılaşmayı değerlendirmesiyle başlayalım, sonra sorularınıza geçelim. Buyurun hocam. Bugün gerçekten çok iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Kaliteli bir oyun sergiledik ve karakterimizi sahaya koyduk. Birlik olduğumuzu gösterdik, birlikte savaştık ve kalitemizi gösterdik. Tabii ki en önemlisi Fenerbahçe'nin ve taraftarının ruhunu sahaya yansıttık ki olması gereken de bu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Eminim taraftarlarımız da duyuyordur. Taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Sorulara geçelim. Herkes tek soru soracak şekilde rica ediyoruz. Yorum ve analiz içermeyen net sorular rica ediyoruz. Buyurun Süleyman Bey. Hocam öncelikle tebrik ediyorum. Hem güzel bir oyun hem de 3 puan uzun zamandır özlemle bekliyordunuz bunu zannediyorum. Bir de sezon başından beri Fenerbahçe'de bir şanssızlıklar sinsilesi vardı adeta. Bir türlü aranan hem galibiyet gelmiyordu hem de 3 puan ulaşılmıyordu. Bugün sosyal medya özellikle kulübelerin değiştirilmesi, ısınma kalelerinin değiştirilmesi, onun ardından hocanın da kulübede oturarak sevinçlerde maçı izlemesi bir şans denemesi olarak değerlendirildi. Bu böyle bir şey var mı yoksa sadece insanlar bu şekilde mi düşündüler? Eğer varsa kimin fikri? Teşekkür ederim. Yedek kulübesini değiştirmemizin sebebi bazen oyuncu değişikliği yapmak istediğimizde oyuncularımıza olan mesafeden dolayı çok fazla vakit kaybedebiliyorduk. İletişim zorluğu yaşıyorduk olan mesafeden dolayı. Bu yüzden bu gündeme geldi. Başkanımız da uygun gördü. Yaptığımız bu değişikliğin şansla bir alakası yok aslında. İletişimi daha iyi sağlayabilmek için oyuncu değişikliklerinde. Pekven TV Spor. Sezon başında sohbet toplantısında şampiyonlukla alakalı şöyle konuşmuştuk. Üstünde bir baskı var mı diye sormuştuk. Baskının kendisini güçlendirdiğini söyledi. Bugünkü duruma bakınca bu baskıyı nasıl değerlendiriyor ve bu galibiyet kendisini biraz olsun rahatlattı mı? Hoca olarak benim en önem verdiğim şey oyuncularımın birlik olduğunu görebilmek. Hocalarının ne istediğini anlayan, buna inanan ve bunu yapmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan oyuncu grubu görmek, takım ruhunu ile çalışan oyuncu grubuyla çalışmak benim için en önemlisi bu. Ben kariyerimde tabii ki pek çok şey yaşadım ama benim için dediğim gibi her şeyden önce en önemlisi bu. Oyuncularımızın yanımızda olması, bizimle birlikte inanmaları, savaşmaları ve bu ruhu zorluklarda bile sürdürebilmek benim için en önemli şey. Bu kulüp gerçekten çok özel bir kulüp. Taraftarımız çok özel. Onlar çok tutkulular takımlarıyla birlikte. Kötü işler kötü gittiği zaman onlar da acı çekiyorlar. Benim için dediğim gibi en önemlisi birlik olabilmek ve birlikte savaşabilmek. Bu şekilde devam edip önümüzdeki maçlara bakmak istiyoruz. Devrim Zengi Beyaz TV. Tebrik ederim galibiyetten dolayı. Sorum şu, zirvede Trabzon'la yarışacak Fenerbahçe şu anda baş başa kaldı. Geçmişte de Fenerbahçe 2010-2011 sezonunda 9 puanlık farkı kapatmıştı. Şimdi hocam aynı şeyi tarih tekerrür eder mi? Kapatabilir mi? Bu konuda hani bir düşüncesi var mı? Bir de hoca biraz mutsuz gibi görünüyor. Goller de sevinmedi. Bununla ilgili bir yorumu var mı? Aslında nasıl gözüktüğümüzden ziyade içimizde ne hissettiğimiz çok önemlidir ki ben şu anda taraftarlarımız için, takımım için ve başkanımız için çok mutluyum. Trabzon'la ilgili demiş olduğunuz soruya gelecek olursak tabii ki onların neler yaptığını biz kontrol edemeyiz. Biz kendi ne yaptığımızı kontrol edebiliriz. Eğer bugünkü gibi özgüvenle, kaliteli ve karakterli oynarsak önümüzdeki maçlarda bu şekilde devam edersek hiç şüphe yok ki şansımız çok da yüksek olacaktır. Ligdeki bir sonraki maçı kazanmalıyız. Her zaman maç maç bakmalıyız. Önümüzdeki lig maçı da çok önemli ama öncesinde bir Avrupa Ligi maçı oynayacağız. Önce Avrupa'da oynayacağımız maça bakacağız. O maç bittikten sonra ligde oynayacağımız maçı düşüneceğiz. Tabii ki şu anda yapmamız gereken şey bizim kendimize bakmamız gerekiyor. Bu ruhu devam ettirmemiz gerekiyor. Kaliteli oyunu devam ettirmemiz gerekiyor. Ve hepimizin inanması gerekiyor. Taraftar, kulüp, oyuncular hepimizin inanması gerekiyor. Fahim Bey. Hocam üst üste puan kayıplarının ardından sizinle ilgili sert eleştiriler yapıldı. Hatta isminizdeki tartışmalar da oldu. Hani takımdan ayrılacağı, gönderileceği yönünde. Bu konu hakkında neler söylemek ister? Siz işte puan kayıplarının ardından taraftarlar da biraz ümitsizliğe kapıldı. Kendisi de bir ümitsizlik yaşadı mı? Mesleğinin başında olan bir teknik direktör değilim. Bu mesleği çok uzun yıllardır yapıyorum. 29 yaşımda başladım ve kimsenin inanmadığı zamanlar olmuştu ve
kimsenin inanmadığı zamanlarda ben her zaman inanmaya devam ettim ve o kimsenin inanmadığı şeyleri başarabildim. Bizim hayatımız bu. Sakin kalmamız gerekiyor. Biz tesise sabahın erken saatlerinde girip akşam 7'de çıkıyoruz. Ama tesisten çıktığımda bile Fenerbahçe'yi, oyuncularımı düşünmeye ve nasıl daha iyi olabiliriz düşünmeye devam ediyorum. Yatağa giderken Fenerbahçe'yi düşünerek uyuyorum. Uyandığımda Fenerbahçe'yi düşünüyorum. Benim yapabileceğim şey bu ki biz de ekip olarak bunu yapıyoruz. Bu kulübün tutkusunu hissediyoruz. Ailelerimizi Portekiz'de bırakıp buraya geldik. Her şeyimizi bu kulüp için vermeye geldik. Bizim hayatımız dediğimiz gibi böyle. Ben de kariyerimi bu şekilde inşa ettim. Bizim yapmamız gereken şey sakin kalıp işimize inanmamız gerekiyor. Ve oyuncularımızı da işimize inandırmamız gerekiyor. Birliktelik ruhunu devam ettirmemiz gerekiyor. Son soru Mehmet Emin Bey. Emin Uluç, Türkiye Gazetesi. Takımın inişleri çıkışları arasında çok ciddi farklar var. Sert oluyor. Olumlu anlamda da olumsuz anlamda da. Bunun fiziksel ya da zihinsel eksiklikten mi kaynaklanıyor? Yoksa eksiklerin, sakatların ya da cezaların etkisi var mı? Bir sebebini merak ediyorum. Bir de çözüm üzerinde nasıl bir çalışma yapıyorlar onu merak ediyorum. Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettiğimiz ve sezon başında göstermiş olduğumuz performansı gösteremediğimiz maçlar oldu. Bu iniş çıkışları yaşadığımız dönemde de belirttiğim gibi tekrarlıyorum, Avrupa Ligi maçları birazcık bizi etkiledi. Ama bizim yapmamız gereken şey takımdaki birliktelik ruhunu devam ettirmek ve inanmaya devam etmek. Herhangi bir kafalarda soru işareti bırakmadan bildiğimiz yolda devam etmemiz gerekiyor. Bugün oynamış olduğumuz oyunu devam ettirebilmemiz gerekiyor. Dediğim gibi o dönemlerde takımımı etkileyen faktörler oldu ama her zaman elimizden gelen en iyisini yapıp bunların tekrar yaşanmaması için çabalayacağız. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İnşallah.